atsana sen bunu konuş o zaman herkes. Top atsana sen. Dans eden esnaf. Özgürlük adı altında bazı insanlar kutsallarımıza ve dini kutsallarımıza hakaret ediyorlar. Malumunuz dünya genelinde herhangi bir cumhurbaşkanına, bir başbakana veyahut herhangi bir şahsa bir hakaret yapıldığı zaman onun gidip mahkemede dava açma hakkı var iken ve ceza alıyor iken maalesef bizim kutsallarımıza herhangi birisinin dini kutsallarına hakaret edildiği zaman herhangi bir suçu yok. Onun için acilen bunun kanunlaştırılması ve bir şekilde bu kutsallara hakaret yapıldığı zaman insanların bir şekilde mahkemelerde cezalandırılmasını istiyoruz. Yani herkes eleştirebilir, eleştiriler olabilir ama eleştiri herhangi bir insanı incitecek veyahut kutsalına dil uzatacak dereceye gelmemeli ve hakaret sınırını aşmamalı. Onun için bunun kanunlaştırılmasını istiyoruz. Bu son zamanlarda kutsallarımıza olan saldırılar gerçekleşmeye başladı ve bunu alanen yapmaya çalışıyorlar artık bu şekilde. Yani sanatçı kisvesi adı altında hiç kimsenin bizim kutsallarımıza hakaret etmesini biz kabullenmiyoruz. Biz buna karşıyız. Gerek peygamberlere gerekse kitabımıza, peygamberimize zaman zaman bu tür şeyler dile getiriliyor. Bu tür şeyler ifade özgürlüğü adı altında saldırılar gerçekleştiriyor. Biz bunlara karşıyız. Bu bizim inançlarımıza yapılan bütün saygısızca yapılan bütün hakaretleri biz kabul etmiyoruz ve bunu biz hükümetten gerek Cumhurbaşkanlığımızdan bu konuda caydırıcı bir cezai müeyyede uygulamalarını istiyoruz. Bunu kanunlaştırmalarını istiyoruz. Herhangi bir gazeteci ya da basın ifade özgürlüğü adı altında bizim kutsallarımıza yapılan hakaretleri biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Son dönemlerde yapılan İslami değerlere olan saldırıları biz de görüyoruz, takip ediyoruz. Gerekse haberlerde, gerekse sosyal medyada. Ve bunlara karşın hiçbir adımın atılmaması gerçekten üzücü. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman bir beldede yaşıyoruz. Tabir yerindeyse %90'ı Müslüman olan bu ülkede bu tür şeylerin yaşanması büyük üzüntü veriyor bizlere. Düşünebiliyorsunuz yani geçen gün Cumhurbaşkanı'na yapılan bir hakaret sonucu cezalar veriliyor. Ama Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya yapılan saldırılara hiçbir ceza yok. Yani bunlar neden bir adım atmıyor, önünü almıyorlar? Bizler de hayretler içerisinde maalesef tamaşa ediyoruz. Yani bunlara karşın bir adım atılması, bu Müslümanların değerlerine yapılan saldırılar kesinlikle cezasız kalmaması, devlet tarafından bir adımın atılması, bunu anayasal bir güvenceye alınmasını istiyoruz. Yani Türkiye'de ifade özgürlüğü yoktur. Olsaydı şimdi ben burada açık söyleyeyim yani ben burada Atatürk'e eğer ben hakaret edersem dile gelip burada beni yakalarlar. Ve Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya bak bunca hakaret ediliyor. Hiçbir caydırıcı ceza verilmiyor. Kesinlikle bu yasa gelmesi lazım. Kesinlikle. Biz bu şekilde kabul etmiyoruz. Hiçbir Müslüman da kabul etmez. Yani bir an evvel bu cezaların gerçekleşmesini istiyoruz. Öyle insanlara ceza verim. Hakaret etmemesi için. İnsanlara ceza vermesi gerekiyor. Onların hakkı yok yani. Niye zulmediyorlar? Niye küfrediyorlar? Niye hakaret ediyoruz? Hakkı yok onların. Bir başkana yaptığı zaman hemen ceza veriyorlar. Hazreti Adem, Hazreti Havva'ya öyle hakaret olması gerekir. O insanlara ceza vermemiz gerekir. Devletin yasa çıkarması gerekiyor. Bunu istiyoruz.